Diyelim ki önümüzde bir çift iplikli DNA var. DNA'nın çok çok uzun bir molekül olduğunu aklımızda tutmak için tüm DNA ipliklerimizin ucuna birer ok işareti koyuyoruz. DNA ikileşmeye hazır olduğunda birçok yerinden balonlaşmaya başlar. Bu bölgelere replikasyon orijini veya ikileşme orijini adını veriyoruz. Replikasyon orijinleri replikasyonda rol alan tüm enzimlere çalışmaya buradan başlamalısınız mesajını veren nükleotit dizilerinden ibarettir. Bir replikasyon orijinine yakından bakalım beraber gelin. Bunlara bazen replikasyon balonu veya ikileşme baloncuğu dendiğini de duyabilirsiniz. Replikasyon balonumuzu oluşturan öğeleri yazalım. Burası 5 üssü ucu, burası 3 üssü ucu. Ve DNA iplikleri birbirlerine antiparalel olduğu, yani birbirlerine göre zıt yönlerde uzadıkları için, alttaki ipliğin 5 üssü ucu burada, 3 üssü ucu da burada olacak. Bu noktada bir enzim devreye giriyor. Bu enzimin adı DNA polimeraz. Bakalım DNA polimeraz kardeşimizin başına neler gelecek? Bir sonraki bölümde... Ay pardon, ee, affedersiniz. Bu DNA polimeraz çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Onunla ilgili espri yaptık. Evet. Alt iplikten başlayalım. DNA polimeraz buraya bir RNA primeri yerleştiriyor. RNA primeri DNA polimerazın nükleotit bağlayabileceği bir nükleik asit gibi davranıyor. Ardından DNA polimeraz bu yönde nükleotitler eklemeye başlıyor. Üstteki ipliğe geçelim. DNA polimeraz RNA primerini yerleştiriyor ve bu yönde nükleotitler eklemeye koyuluyor. Sentezlenen ipliklere bakalım. DNA daima 5 üssü 3 üssü yönünde sentezlenir. Üst iplikte de belirtelim. DNA daima 5 üssünden 3 üssüne doğru sentezleniyor. Sentez 5 üssü 3 üssü yönünde gerçekleşiyor fakat ana ipliklere yani orijinal DNA'nın ipliklerine baktığımızda bunların ters yönde okunduğunu görüyoruz. 3 üssü 5 üssü yönünde okunuyorlar. Şunu bir netleştirelim. DNA 5 üssü 3 üssü yönünde sentezlenir. Nokta. Ve burada oluşan yeni ipliklerden bahsettiğimizi burada özellikle e, hatırlatıyorum, altını çiziyorum. Fakat DNA ki burada ana veya kalıp ipliklerden söz ediyoruz. 3 üssü 5 üssü yönünde okunur. Şimdi replikasyon orijinimizi veya replikasyon balonumuzu alıp tam ortadan ikiye keselim. Ve içeride neler olup bittiğine daha yakından bir bakalım. Burada bu sağ tarafı kavisli değil de düz çizdim. Ama aynı şey. Şimdi bu replikasyon çatalının öğelerini yazalım. Buna replikasyon çatalı deniyor. Çünkü malum çatalı andırıyor. Evet, iplikleri adlandıralım. Burası 5 üstü ucu. Öyleyse burası 3 üstü ucudur. Diğer iplik de tam ters yönde uzanır. Şimdi kendimizi DNA polimeraz yerine koyalım. Ne yaparız? alttaki iplikten başlayalım. Buraya bir RNA primeri bırakıyoruz. Unutmayın RNA primeri RNA'dan oluşuyor. Sonra da nükleotitleri bu yönde yerleştirmeye koyuluyoruz. Nükleotitleri ayrı ayrı birimler gibi gösterdiğime bakmayın. Bunlar birbirleriyle bağlantılı. Ben burada bir sentezin gerçekleşmekte olduğunu vurgulamak için ayrı ayrı gösteriyorum. Bu nükleotitlerin gerçekte birbirlerine bağlı olduğunu unutmayın. Tekrar söylüyorum. Sentez 5 üssü ucundan 3 üssü ucuna doğru gerçekleşiyor. Üstteki ipliğe gelelim. Buraya yani 5 üssü ucuna bir RNA primeri koyuyoruz. Sonra da bu yönde nükleotitler yerleştirmeye geçiyoruz. Bu ipliğin de uçlarını isimlendireyim. 5 üssü, 3 üssü. Şimdi burada ne olup bittiğini bir analiz edelim. Alttaki ipliğe bir RNA primeri koyduk ve bu yönde nükleotit yerleştirmeye geçtik. Çatalın bu bölgesi açılmaya devam ettikçe biz daha fazla nükleotit ekleyebileceğiz. Fakat bir de üstteki ipliğe bakın. RNA primerini koyup bu yönde nükleotit yerleştirmeye başladık. Fakat DNA'nın bu kısmını ikileştirmek istersek bunu yapamıyoruz. Çatalın açılmasını ve bir primer yerleştirip yeni nükleotitler bağlamak için yeterli alanın oluşmasını beklemek zorundayız. O halde bakalım bu çatal birkaç saniye sonra nasıl bir görüntüye sahip olacak? Alt iplikte bir RNA primerimiz var. Bu yönde nükleotit yerleştirmeye devam ediyoruz. Çatal açıldıkça da yeni nükleotitler yerleştirmeye devam edebileceğiz. Gelelim bu ipliğe. Bu yerleştirdiğimiz ilk primer. Sonra çatal yeterince açıldığında buraya bir primer daha yerleştiriyoruz ve bu yönde nükleotit eklemeye koyuluyoruz. Bakalım birkaç saniye sonra ne oluyor. Alt iplikte hala sadece bir tane primer var. Sonra bir sürü nükleotit ekledik. Üst iplikte ise bu yerleştirdiğimiz ilk primer. Sonra bir dizi nükleotit ekledik. Sonra buraya bir primer daha koyduk, nükleotit eklemeye devam ettik. Bir primer daha koyduk, nükleotit ekledik. Sanırım mantığı anladınız. Bu şekilde gidiyor. Yani alt iplikte sentez sürekliydi. Bu ipliğe işte öncü iplik diyoruz. Oysa üstteki iplikte sentez sürekli değildi. Bunu da gecikmeli iplik olarak adlandırıyoruz. Çünkü sürekli geride kalıyor bu arkadaş. Yeni bir primer ve yeni nükleotitler ekleyebilmek için çatalın açılarak yeterli alanın oluşmasını bekliyor. Hatta bu parçaların da bir adı var. Adlarını kaşiflerinden alıyorlar. Bu parçalara Okazaki parçaları deniliyor. Kafanızda bir fikir oluşsun diye söylüyorum. Ben burada saniyede belki 5 veya 6 nükleotit çizebiliyorum ama gerçekte bu süreç akıl almaz bir hızla gerçekleşiyor. E. bakterisindeki DNA polimeraz saniyede 1000 nükleotit dizebiliyor. Bu çok büyük bir sürat. Biz insanlarda ise süreç biraz daha yavaş işliyor. Biz saniyede yaklaşık 50 nükleotit dizebiliyoruz. Bunlar yine de etkileyici hızlar. DNA bir fermuar gibi açılırken DNA polimerazın saniyede 1000 nükleotidi arda arda dizdiğini düşünmek bile heyecan verici. Şimdi gelelim bir sonraki adıma. DNA ipliklerinin sentezini tamamladık fakat bu RNA primerleri hala burada. Ve biz DNA'mızın orta yerinde RNA primerleri olsun istemiyoruz. Bu nedenle RNA az adlı bir enzim gelip bu primerleri yerlerinden söküyor. Başka bir enzim de DNA'da oluşan boşlukları dolduruyor. Hatırlayalım, tüm bu nükleotitler birbirine bağlıydı, söylemiştik bunu. Ama bu bağlantıları size göstermemiştim. Çünkü sentezin nasıl gerçekleştiğini vurgulamaya çalışıyordum. Ama siz aklınızdan çıkartmayın, tüm bu nükleotitler birbirleriyle bağlantılı. Sadece o da değil. Bunu da daha önceki diyagramlarda göstermedim. Ama sentezlenen bu nükleotitler, Aynı zamanda ana iplikteki karşı nükleotitlerle de bağlanıyor. Yani unutmayın. Burada böyle bağlar var. Gerçekte bu böyle. Geri kalanını çizmeyeceğim bence siz mevzuyu çok iyi anladınız. Evet, gelelim son adımımıza. Bu adımda DNA ligaz adlı bir enzim DNA üzerindeki tüm ayrık parçaları birleştiriyor ve ortaya sürekli tek parça halinde bir DNA çıkıyor. Karşınızda yeni sentezlenmiş DNA çiftlerimiz. İki adet DNA çiftimiz var, birbirlerine çok yakıştılar. Çifte amcasından iki adet beşi bir yerde e, demiyoruz e, ve e, kötü bir espri yaptığımızın farkına vararak hemen sonlandırıyoruz. Evet, her bir çiftte arkadaşlar bir adet ana iplik, yani kalıp olarak kullandığımız orijinal iplik, bir adet de yavru iplik bulunuyor. Bu gerçek.